İki tüm dar açıdan bahsettiği için iki açının toplamı 90 derece olmalıdır. Küçük açı A olsun. Üç katının 10 eksiği de diğer açı olacaktır. Bu ikisini topladığımız zaman 4A eksi 10 90 derece eşittir. Demek ki 4A eşittir 100'dür. Buradan A 25 derece çıkacaktır. Küçük olan da A olduğu için cevap 25 derecedir. Tümler açıdan bir tanesi burada olsun. İki açının biri diğerinin 4 katından 15 eksiktir dediği için birine A, diğerine de 4A eksi 15 yazıyoruz. Topluyoruz. 5A eksi 15 eşittir 90 derece. 5A eşittir 105. A da buradan 21 çıkacaktır. Büyük açının ölçüsü 4A eksi 15 olduğu için 4 çarpı 21 eksi 15'ten 84 eksi 15 69 olmalıdır. Bütünler dediği için iki açının toplamı 180 derece olacaktır. Bir tanesine A dersek diğeri iki katından 30 fazla olduğu için 2A artı 30'dur. Topluyoruz. 3A artı 30 eşittir 180. A buradan 50 derece gelecektir. Küçük açının tümlerini soruyor. Küçük açı 50 derece olduğu için 90 derece tamamlıyoruz. Cevap buradan 40 olacaktır. Bir açının tümleri, bir açımız A derece ise tümleri 90 eksi A'dır. Bütünleri de 180 eksi A'dır. Farkını soruyor. 180 eksi A'dan 90 eksi A'yı çıkartıyoruz. 180 eksi A eksi 90 artı A. A'lar birbirini götürdü. Cevap 90 derecedir. Bütünler iki açı olduğu için biri diğerinin 4 katının 20 eksiymiş. Birine A dedik. Diğeri 4A eksi 20 olacaktır. Topladık. 5A eksi 20 eşittir 180. 5A buradan 200. A buradan 40 gelecektir. Küçük olanı kaç derecedir? Cevap 40'tır.